Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi olaylar bloğundayız. Olaylar bloğu bizim en çok kullanacağımız bloklardan bir tanesi. Zaten biliyorsunuz her program başladığında tıklanıncayla başlatıyoruz. Yani ilk ateşi tıklanıncayla veriyoruz. Burada birkaç tane uygulamayla bunu göstermek istiyorum. Ne dedik biz burada? Tıklanınca 2 saniye boyunca hello, hatta buna merhaba diyelim, Türkçe olsun. Merhaba dedirttik. Peki her zaman tıklanıncayı kullanmak durumunda mıyız? Yeşil bayrak tıklanıncayı. Mesela boşluk tuşu basınca da hello diyebilir mi? Mesela şimdi boşluk tuşuna basıyorum. Hello dedi. Tekrar hello dedi. Evet. İstersen bu çenteye tıklayarak istediğim tuşa, mesela yukarı ok tuşuna bastığımda şu an bastım, hello demesini sağlayabilirim. Aynı zamanda bu fonksiyon ne işe yarayabilir? Hemen bulacağınızı biliyorum. Şu işe yarayabilir mesela. Yukarı ok tuşuna basınca Y'yi 10 arttır dersem bakalım ne yapacak? Önce merhaba desin. Görüyor musunuz? Demek ki biz bunu pek çok yerde kullanacağız. Peki bunun bir kopyasını çıkartayım. Aşağı ok tuşuna basınca ne olacak? Y'yi de eksi 10 arttıralım. Bakalım ne oluyor? Görüyor musunuz? Şu an aşağı basıyorum. Şu an yukarı basıyorum. Dolayısıyla aşağı ok ve yukarı ok tuşları basılınca sana belirttiğim işleri yap diyorum. Peki başka ne var kullanabileceğim? Bu kukla tıklanınca. Mesela bu kukla tıklanınca desin ki kukla tıklandım desin. Olur mu? Bir çalıştıralım bakalım. Program açılınca merhaba dedi. Tıklayınca tıklandım dedi. Güzel. Bunlarla sınırlı mı? Dekor dekor bir olunca diyor. Bu konu üzerinde şimdilik durmayacağım ama mesela şu oldukça güzel bir fonksiyon. Daha sonraki çalışmalarımızda göreceğiz. Ya da istersek bir ses ekleyerek de bunu çalıştırabiliriz ama ses şiddeti ondan büyük olunca şunu yap de. Mesela ne diyebiliriz buraya? Lütfen sesi kısar mısın diyebiliriz. İsterseniz bunu bir deneyelim. Mesela tıklanınca miyav sesini çalsın. Ses şiddeti de %100 olsun. Bakalım ne diyecek. İsterseniz deneyelim mi? Gördünüz mü? Yeşil bayrak tıklanınca ses şiddeti %100'ü buluyor. Bu arada benim konuşmalarım boyunca da ses şiddeti artıyor. Ortam sesini de algılayabiliyor. Lütfen sesi kısar mısın diyor. Bu komutu şimdilik böyle atayım. Ama tek özelliği ses değil. Süre de ölçüyor. Video hareketine de bakıyor. Bunları daha sonraki derslerimizde göreceğiz. Peki başka ne kaldı elimizde? Mesaj bir haberi gelince mesaj bir haberini sal. Bu konuda arkadaşlar daha sonraki bölümlerde bunu anlatmamın daha doğru olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdilik bu kısmı atlıyorum ve kontrol bloğuna geçiyoruz.